Evet, ne bakıyorsun Özgür? Bakıyorum öyle bir şeylere. Ne bakıyorsun ama? Yeni iş fikirleri. İş adamı mı olacaksın sen? Sen iş adamı mı olacaksın? Ay, kıyamam sana. Aklımda bir şeyler bakıyorum işte. He, neymiş o? Bakıyorum yani. He, öyle bakmakla iş adamı mı olunuyormuş? Göreceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, gördüğünüz gibi Özgür yine bir şeyler peşinde. Ben dışarıdan geliyorum. İş yerine kadar gittim patronla konuşmaya. Ne zaman başlayacağım diye mesaj attı bugün bana. Çünkü 11. ayın sonuna kadar orada krank yazmışlar beni. Yani planlamamışlar. Ama ben cuma günü bir submarine yapacağım. Yani raporumu bitireceğim. Üçünden itibaren de normal çalışmaya başlayacağım. İşte konuştuk ne zaman diye. Çünkü birkaç tane terminim daha var. 11. ayın ikisinde hastaneye gitmem lazım. Bir de 11'inde de tekrar gitmem lazım. O yüzden onları söyledim. Bir de hani bir süre daha ağır kaldırmamam gerektiğini söyledim. O da zaten seni kasaya yazacağım bir süre kendini düzgün iyi hissedene kadar diye. Öyle onu konuştuk. Bayağı da herkes özlemiş herhalde. Çünkü gelen sarıldı, giden sarıldı. Ben de özlemişim ama şaka maka kızdığım halde. Ya yani bayağı bir durdum, bir saat durmadım belki ama yarım saatten fazla durmuşumdur. Daha bugün hiçbir şey yapmadım. O yüzden benim bugün niyetim bir şey yapmak. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yattığımız yataklarda genellikle sarı lekeler oluşuyor zamanla ve o sarı lekelerden bende de var. Ve geçen öyle ne yapabilirim falan filan diye araştırırken bayağı bir şey buldum. Bugün onu yapacağız. Hem çarşafları falan da değiştireceğim. Sizleri de yanımda alayım. Şöyle ilk önce benim yapacağım beyaz sirkeyle olan. Beyaz sirkeyi ılık suya karıştırın ve üzerine silin diyor. Bunu birlikte yapacağız. Temizliğine bir de birkaç tane bir şey daha var. Mesela karbonat. Karbonat da nasıl? Karbonatı yine böyle suya karıştırıyorsunuz, o şekilde siliyorsunuz. Lavanta yağı yazıyordu. Bir de tabii ki de çamaşır suyu ama ben yatakta çamaşır suyu kullanmak istemediğim için beyaz sirkeyi tercih ettim. O yüzden bugün beyaz sirkeyle bunu yapacağız. Akşam size çektim. Buraya hemen atayım. Lafımı bitirdikten sonra Özgür yatağın içine çöktü. Gece gece ben de onlar ne oluyor diye kamerayı kaptım elime, dedim bir şey oluyor. Odaya gittim, bir baktım yatak yerde. Mete'nin yatağın altı. Artık o şeyler nasıl oluyorsa yere şey yapmış. Bir baktım yerde. O yüzden hem oraları falan da temizleyeceğim. Dediğim gibi Mete'nin yatağı özellikle çok kötü. Çünkü bir sıra Oğuzhan'ın olduğu yatak öbür türlüydü, alt üstü ve komple yerdeydi Mete'nin yatağı. O yüzden gerçekten ne kadar süpürsem de silsem de çıkmıyor. O yüzden aslında araştırdım ve bunu buldum. İnşallah işe yarar. Eğer yararsa zaten birlikte göreceğiz. Şimdi ben bir kalkayım. Daha oturursam hala da bu işler de bitmeyecek. Hemen başlayalım. Eto, akşam yatağına ne oldu annem? Evet, Özgür şimdi mutfak dolaplarını ölçecek. Orası kaç? 60. 60. 63. 65 de arkaya doğru da şey olur o. Yazayım mı? Yazayım mı? Özgür, yazayım mı? Kaç? Söylesene. Ne 220. oluyor? 220 yazayım mı? Sivri var yukarıda, bunu yazasın dedim. Yatağa çıktı. Altı. Bu da koltuk açtı oraya. Sen mi buldun? Beni diyor, Metin'i yatar almış. Komple değişecek. Ranza alacağım. O ranzadan alacağım Ben buraya. bilirim, yukarıda yatırım daha iyi. Ben de kızı yatağında yatacağım. Sen bence aşağıya yatsan daha iyi.
İyi ben oturayım o yatağa. Abi kır yatağı. Sen çıkarsın oraya. Olacağı o. Kim bilir nasıl çöktün? Nasıl çöktün Özgür? Lamborghini dua et ayağın içine girmedi. Film de gitti. Evet, Mete devamlı yukarılara bakıyor. Yok annem, yok başka. Korkma. Sinek o, sinek. Beni böyle öldürdü. Sinek annem, korkma. Bak öldürdü. Tamam mı? Korkma. Yok, sizi sinek. Hadi geç yat. Gece gece aksiyon. Hadi bakalım. Hadi yat, korkma. Şimdi bu böcekten korkuyor. Yastığı güzel güzel. Anası kılıklı. Yok tamam yok. Bunu ben yapayım. Hayır. Hadi ben yapayım. Hadi kaldır. Hadi kaldıramayın ya. Yavaş kafası dolaba vuracak. Atıyorum. 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 Aa, yoruldum benim arttım benim. Evet arkadaşlar şimdi ben bir sıcak su doldurdum. İçerisine şimdi şu sirkeden bu şekilde döküyorum. Ve şimdi size yatağı göstereceğim. De size yatağı göstereceğim. Bakın mesela burada bir tane var leke. Ondan sonra başka nerede var? Şurada var. Şurasını görüyorsunuz. Bir de bir yerde daha vardı sanki. Ama bilemiyorum şu anda. Her neyse. Şimdi ben sirkeyi zaten döktüm biliyorsunuz. Şimdi ayrıyetten şu Vanish'in spreyini sıkacağım üzerine. Şöyle sıkacağım. Ondan sonra bir tane mikrofabrik alacağız. Ve şunu bir silmeye başlayalım bakalım çıkacak mı gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü ben bunları ne yaptıysam çıkaramadım. O yüzden sizlerle birlikte denemek istedim. Dediğim gibi göreceğiz pek de çıkıyor ya benzemiyor ama yani... Burayı falan bayağı bir dağıttım çünkü şimdi şurayı falan süpüreyim. Ondan sonra yerleri sileyim. Bu yatağı bir komple sileyim, süpüreyim. Üzerine çarşafları yayacağım. Bunu ters çevireceğim. Yani böyle, yani bu taraf biraz çıktı ama bu tarafta hiçbir olay olmadı. Şimdi dediğim gibi bir güzelce sileyim. Ondan sonrasında, yani hiç sanmıyorum çıkacağını ama çünkü belli ediyor kendini. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar çocukların odasını toparladım gördüğünüz gibi çarşaflar değişti toz alındı yerlerde silindi tertemiz oldu. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum kesinlikle bedavaya gücünüzü harcamayın yani hiçbir işe yaramıyor.
Öyle söyleyeyim size, kesinlikle çıkmadı. Bedavadan yatak ıslandı sadece. Bir işe yaramadı. Bu konu hakkında bana verebileceğiniz tavsiye varsa aşağı yorumlara bekliyorum. Onun dışında Mete'nin yatağının kılıfı komple böyle çıkıyor. Onu çıkardım. Çamaşır suyuna bastım. Şimdi biraz böyle beklettim. Şimdi açacağım. Suyunu bir salsın. Ondan sonra süzülsün. Yıkayacağım onu. Yani dediğim gibi maalesef ki bu hiçbir işe yaramadı. O yüzden bedavaya gücünüzü harcamayın. Maalesef. Çok fazla Halit izliyor. Yürümem bile Halit gibi oldu. bir insanın işi olmayınca böyle aylak aylak gezinir. Allah'ım, bir tane akıllı yok. Yok yani. Annem seçimi yap. Annem seçimi yap. Ben birinci unuttum. Ben birinci unuttum. Tamam mı? Ne çılgınlığı yapacağım? Sen yani tavuklu makarna yapacaksın ya. He. Üstüne karabiber koyacağım. Allah'ım ya Rabbim. Tam istedi. Çekil şu pisliği, ayaklarını çek şuradan. Yersin bir şey, değil mi? Evet, bu arada Oğuzhan dayısıyla gidiyor. Garajda işleri varmış. Şimdi ben de odayı toparladım. Çamaşırları katlıyorum. Özgür de can sıkıntısına süpürgeyi aldı eline, süpürge yapıyor. Demek alçak gönüllü olamayacaksın, öyle mi? Evet. Her gün Özgür iş yapıyormuş arkadaşlar. Ben bu evde hiçbir şey yapmıyorum. Videolarda da hep zaten Özgür görüyorsunuz iş yaparken. Şimdi orada yazarlarmış evet diye. Orada çekim için 2 dakika tutuyorum küre. Sonrasını sana mı yaptırıyor? Yani yalan mı? Oo, vallahi insan iftiradan korusun diyorlar ya. Gerçekten korusun yani. Ha, sen şimdi elleri izlemek için bak yardım ediyor. İzleyeceksin zaten. Seni izleyip izlememem benim umurumda değil yani artık. Kusura bakma. Şu mesele. Şu mesele. Kusura bakma yani bu konuda. Heh. Hiç alçak gönüllü olamayacağım yani. Heh. Herkes hakkını bilsin. Hmm. Çapsız. Evet arkadaşlar, ben de yatak odasını, çarşafları değiştirdim. Bir de çocuklara da aldığım yastıkları bu tarafa aldım. Onlar bu yastıkları sevmedi. Yatmıyorlar. Ben de böyle bu şekilde yaptım şimdilik. Şimdi hemen şurayı da toparlayacağım. Özgür yerleri de sildi zaten. O yüzden fazla bir işim kalmadı. Vallahi. Camı sileceğim. Neden kalmadı acaba? Çok değerli eşim. Şurada bana yardım ettiği için. Biraz da yalakalık yapayım. Hiç sevmediğim insan türlü. Yalakalık. Niye? Aa, etrafımızda o kadar yalaka varken neden sevmiyorsun? Yani... Şimdi hemen şu camı da açacağım. Biraz havalansın. Çok havasız çünkü ev. Aa, karşıda şey var. Balon var. Bakın size de göstereyim. İlk defa bu tarafta bir balon görüyorum. Ama sen de çekip yollarım sen. He. Bakın. Te karşıda hemen yakınlaştıracağım sizi. Bakın. İlk defa bu tarafta bir balon görüyorum. Bayağı uzakta. Evet böyle. Şimdi valla böyle güzel oldu ama buraya başka yastıklar alacağım. Bu şekilde koyarım. Ben nasıl bir hata yaptım Türkiye'de bilmiyorum. Şu yastık kılıflarını Türkiye'den aldım. Çünkü bu boyutta burada maalesef yok ya da ben bulamıyorum. Hepsi kocaman. Ve şu boyuttan beyaz almak istiyorum. Belki Mertler gidecek Türkiye'ye.
Yılbaşında anneme söyleyeyim bana 4 adet beyaz alsın. Çünkü beyazla beyaz daha mantıklı olur ama şu anda benim beyazım olmadığı için bu şekilde yaptım. Neyse şimdi hemen şuraları da toparlayayım. Evet, az önce burası boştu, yine dolu. Şimdi makinem çalışıyor, ona da bakacağım bir süzdürmek için. Ne oldu Mete? Üşüdün mü? Nasıl örtülmüşsün, öyle yatmışsın? Ay baba yaptı. Ay baba yaptı. Evet arkadaşlar, çiçeklerimi de suladım, tamamdır. Şimdi yemek yapacaktım, normalde tavuk falan aldım yapmak için ama Özgür makarna kavurma istiyormuş. O yüzden bakacağım bakalım, yine kavurma yapıp yanına bir şeyler yapabilirim. Bakacağız. Evet şu anda makarnamı kavurdum, suyunu verdim. İçerisinde et bulyonda, tavuk bulyonda pardon olduğu için şimdi suyun bir kaynamasını bekliyorum. Daha sonra altını kısacağım ve haşlamaya bırakacağım. Onun dışında fırına patates attım. Şimdi onlar da olsun. Yani bir saate falan olsan da sanırım gelir. Çünkü dayısıyla garaja kadar gittiler. Onun dışında dediğim gibi tekrarlıyorum. Bedavaya denemeyin. Gerçekten bedavaya kendinizi yormuş olursunuz. Beyaz sirkeyle kesinlikle işe yaramadı. Karbonat işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Ya da lavanta yağı yazıyor. O yarar mı onu da bilmiyorum ama ben de işe yaramadı dediğim gibi. O yüzden bedavaya bu işe yarıyormuş ben de yapayım falan demeyin. Yapmayın yani, bedavaya kendinizi yormayın. Onun dışında bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Bye bye.